kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğa ile birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında. Alo, kayıt eşya bürosu, buyurun. Bir saniye, aktarıyorum. Herkese merhaba, hello, bonjour, kayıp eşya bürosuna hoş geldiniz. Bu sefer böyle bir giriş oldum. Hava güzel ya, biraz götüm başım ayrı oynuyor, kusura bakmayın. Nisan ayı geldi, çattı. Bu da ne demek? Yılın dörtte birini yedik demek, bürosunun gülleri. Yani zamanın biraz hızlı geçtiği konusunda sanıyorum hemfikiriz. Ben şahsen şikayetçi de değilim. Ama böyle tam tarif edemediğim içimde incecik, mini minnacık bir huzursuzluk var. Niye bilmiyorum. Hani sanki ev dağınıkken apar topar dışarı çıkmak zorunda kalmışım da kafam hep toplayamadığım köşelerde ve asla içime sinmeyen kombinimde gibi bir his. Ne evi toparlayabiliyorum, ne dışarıya odaklanabiliyorum, böyle arada derede bir şey. Kendin içindeyken, kafan dışındaysa çaresi yok kardeşim. Her akşam böyle içip kederlenip mutsuz olacaksın. Hayır, yok mutsuz olmak. Mutsuz olunacak hiçbir şey yok. Şu an mutsuz olunacak hiçbir şey yok. Bir haftadır çok iyi gidiyoruz. Vallahi tahtaya vuralım. Değil mi? İyiyiz yani. Belki de son birkaç senedir ziyaretlerini asla aksatmayan bahar alerjisinin ya da yerli yersiz tansiyonumun düşüvermesinin ve beni bulup cezamı keseceğini söyleyen manyak için çıkartmaya çalıştığımız uzaklaştırma kararının küçük bir sonucudur bu ince huzursuzluk. Olabilir, olabilir, her şey mümkün. Hayatta her şey insanlar için. İçimdeki huzursuzluğu bastırmak için başvurduğum birkaç yöntem var. Sizlerle paylaşmış olayım bürosunun bir taneleri, bürosunun kokulu gülleri. En çok tercih edilenden en az tercih edilene doğru sıraladım sizler için. Özgems'le huzura yolculuk listesi. İlk olarak hepimizin aşina olduğu bir yöntemle başlamak isterim. Paketli aburucu burucuya var gücümle abanmak. Cips, gofret, cips, çikolata, tuzlu çekirdek, top kek çokgeninde bulunan tüm köşelere teker teker uğramak. Bakın, biliyorsunuz böyle zamanlarda duygusal yeme dedikleri şey çok çok iyi çalışır. Tuzla'nın yeni belediye başkanı Eren Ali Bey gibi ellerimizi tutar, gözlerimizin ta içlerine bakar ve hayır ya, CHP'ye vermeyeceğim, yeter falan derken bir anda kendinizi ikna olmuş ve kabinde çatır çutur evet damgasını basarken bulmuşsunuz. Buradan da kendisini tebrik etmiş olalım. İkinci yöntem, Netflix'te True Crime başlığı altında ne var ne yok, Andrew Smector bürosunun gülleri. Kendi içimizdeki huzursuzluğu gideremiyorsak ne yapacağız? Tabii ki onu çok daha büyük bir huzursuzlukla boğacağız. Üstünü kapatacağız onun, bastıracağız iyicene, böyle değil mi? Ki geleneksel Türk aile yapısının da çok kullandığı kadim bir yöntemdir. Huzursuzluk çıkaracak kiminiz kimseniz yoksa veya atıyorum siz insaflı bir insansanız, etrafınızdaki insanların hayatını cehenneme çevirmeyi sevmiyorsanız, olabilir yani, herhalde böyle insanlar olur. O zaman seri katil belgesellerine gideceksiniz Netflix'te ki ekip arkadaşlarım rejiden şu an uyarıyorlar. Özgem diyorlar, biz üvey evlat mıyız, biz pij miyiz, bizim yaptığımız True Crime podcast'ini neden anmıyorsun diyorlar. Haklılar ki dikkatli dinlerseniz aralarda benim de küçük metot oyunculuklarımı yakalayabilirsiniz bürosunun gülleri. Neydi kız bizim podcast'ın adı? Karanlık Dosyalar, sizi denedim. Tabii ki biliyorum. Neyse, söylemek istediğim şey açık ve net. Bünyenizde bu belgesellerin, podcastlerin yarattığı güvensizlik, tekinsizlik, aman başıma bir şey gelecek korkusu, duygusu kendi iç sıkıntınızı ensesinden fırlatır, duvarlara çalar. Ne derler bilirsiniz, deli deliyi görünce sopasını saklarmış. Aynı şey endişeler ve huzursuzluklar için de geçerli. Üçüncü yöntem biraz daha duygusal olgunluk gerektiren bir yöntem. Oturup içinizdeki huzursuzlukla ilgili yazı yazmak. İşte neden, nasıl, nereden geliyor bu his ve nereye gitmekte, bana ne demeye çalışıyor, her şey olabilir. Her şey olabilir yani sebebi. Belki ben bir plan yaptım ve takvime yazmayı unuttum ve üstümde eşofmanım, hafif yağlanmış saçlarımla kendime bir Nescafe koyarken buluşmaya 10 dakika kala hatırladım planı. Ki bu bölümün kaydı da aynen bu şekilde oldu. Ya da belki sadece yemeği fazla kaçırdım
bir soda açacağım, geçecek. Bilmiyorum, bilemiyoruz. Ne yapalım işte, bu huzursuzlukta bir duygumuzdur diye kovamıyoruz. Mecbur kendiliğinden geçmesini bekliyoruz yine. Ve sonuncu yöntem, ki bence en eğlencelisi, yerel haberlere bakmak. Bürosunun gülleri, evet yanlış duymadınız. Açacaksınız Google'ı, Bursa yerel haberler yazacaksınız. Adana yerel haberler, Edirne yerel haberler. Serbest vuruş yazmaktan bana kalan bir alışkanlıktır bu. Absürtlük illa Fransızın, İngiliz'in komedisinde olacak değil. Bizim kendi absürt rezervlerimiz herkese, hepimize, yedi cihana yeter. Onu da çok rahatlıkla söyleyebilirim. Herkese de tavsiye ederim. Mesela Bursa, yeşil Bursa'mız. Ah yeşil Bursa'mız. Bursa'mız nice varoluş sancısıyla doldurabilir misiniz? Hatırlar mısınız bilmiyorum. Bir zamanlar bir vatandaşımız kaybolmuştu Bursa'da. Ve kayıp vatandaşımız arama kurtarma ekibiyle birlikte kendini ararken bulunmuştu. Ya şu metaforu size kim yazabilir? Hangi filmde görebilirsiniz böyle bir metaforu? Yine Bursa'mızda bir şehir içi otobüs şoförü yolcularıyla beraber kendi güzergahında durak durak ilerlerken birden aracı kenara çekmiş ve kimseye tek kelime etmeden otobüsten inip yürüyerek kayıplara karışmıştı. Bayağı adam gitmişti yani. Yolcular da bir müddet beklemiş, çıkmış otobüsün etrafında sigara falan içmişler. Bırakamamışlardı otobüsü, bir şey de yapamamışlar. Valla gerçekten muhteşem. Kestane şekerine ne katıyorlarsanızsa Bursalılar, İskender ettikleri büyük başları nerelerde otlatıyorsanızsanızsa helali hoş olsun. Ben yanındayım. Sonuna kadar arkandayım. Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POD10 indirim kodunu da unutma. Bugün hava güzel mi? Merhaba, ben Fethi. Muhasebe tutmaya bayılıyorum. Ben Samet. Çok fazla boş zamanım var. İşsizim. Aynen öyle kardeşim desiniz. Yayının süresi yettiğince birbirimize katılacağız. Zaman zaman da katılmayacağız. Ne simsiyah ne de bembeyaz. Gri'nin şık tonlarında yüzeceğiz. Tıpkı hayat gibi. Aynen öyle kardeşim. Yöntemler böyle. Ben de bu içimdeki huzursuzluğu hiç abura kubura, hırsıza uğursuza, duygulara ve kök inanışa bulaşmadan en bildiğim, en garanti yoldan devam ettim. Zaten yerel seçiminde hani yankıları sürüyor ya, hani bir gecede hepimiz iller, ilçeler ve beldeler hakkında aşırı fikir sahibi olduk. Doğru muyum? Doğruyum. Kayyumlar geldi, kayyumlar gitti falan filan derken neyse, en çok aklımda kalan ilimize yöneldim bu sefer. Iğdır'a. Neden? Vallahi inanın ben de bilmiyorum. Herhalde 4 ilçesinin de 4 başka belediyeye gitmesinin yarattığı çeşitlilik aklıma kazındı kaldı. CHP, DEM, MHP, AKP hepsi yan yana renk renk dizilmişler. Vallahi etkilenmemek mümkün değil ya. Demokrasi be kardeşim, demokrasi şenliği Iğdır'ımızda. Bu görsel karşısında da parmaklarım klavyenin üzerinde adeta benden bağımsız dans etmeye başladı. Ve ilmek ilmek şu aramayı yaptı. Iğdır tam olarak nerede? Yerel haberler. Yazdım, vurdum enter'ın dibine, ne olacaksa olsun be dedim artık. Ve karşıma bir web sitesi çıktı. yeşilığdır.com. Bakar mısınız? Öncelikle Iğdır gerçekten yeşilmiş. Böyle bir soru işareti vardı kafanızda biliyorum. Arattım görsellerde. Yemyeşil bir Iğdır. Hani neredeyse yeşil Bursam'la yarışacak bir yeşil Iğdır. Sonra da ne var ne yok bakmaya başladım tabii ki yeşilığdır.com'da. Iğdır'ımızın nabzını tutmak istedim. İşte sizler için seçtim bazı haber başlıkları. Münazara, kompozisyon, öykü ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Iğdır Valisi tarafından verildi. Münazaralar yapılıyor, kompozisyonlar yazılıyor, resimler. Allah Allah Allah. Iğdır Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Iğdır Satranç İl Temsilciliği tarafından Iğdır birincisini arıyor sloganıyla başlatılan satranç turnuvası sona erdi. Iğdır çok iyi gidiyor. Bir tane de faslı muhabbet atışma dörtlükleri diye başlık var yeşilığdır.com'da. Allah aşkına sıkıldıkça girin bakın. Iğdır, Biriz Edebiyat Derneği'nin düzenlediği ve ülkemizin dört bir yanından dörtlüklerin toplandığı, atışmaların birbiriyle yarıştığı harika bir seri. Onun da birkaç tanesini hemen paylaşmak istiyorum. Çünkü bu belli ki artık Iğdır özel bölümdür. İstanbul'dan Asım Bey yazmış. Etten kemik... Çok da seviyorum ya şiir okumayı. Nasıl yapacağız? Üf, dalga geçtik. İbrahim Sadri olduk büromuzda. Başlıyorum.
Etten kemikten değil duygularla insanız. Ömrü sular gibi yaşıyoruz akarak. Sevgiliyiz seveniz, sevgi taşıyan canız. Güzeli ve çirkini tanıyoruz bakarak. Hatay'dan dağların efesi Aşık Vehbi cevap vermiş İstanbul'dan Asım Bey'e. Bir hayal kuruyorum. Hayal diye yazmış onu, yani yazarın şeyini bozmak istemiyorum. Bir hayal kuruyorum, imkansız mı imkansız. Gönül deryasına bir su gibi akarak. Düşün ey insanoğlu, acaba nedir bu hız? Varamazsın bir yere gönülleri yıkarak. Allah Allah Allah, ne oluyor ya? Arkadaşlar ne oluyor? Iğdır'ın kültür, sanat, spor, gençlik konusunda nerede durduğuna bir bakın ya. Ben şu an kendimi ne kadar çiğ ve sığ hissettim İstanbul'un göbeğinde ya. Of, resmen Iğdır'ımız bir cevher ve çok da uzakta bir cevher. Sevindim mi, üzüldüm mü, yine arada kaldım. Iğdır'da Şubat ayında 76 adet konut satışı gerçekleşmiş, biliyor musunuz? Sadece Şubat ayında 76 ev satılmış Iğdır'da. Satılır tabii. 76 nerenin plakası biliyor musunuz? Evet, Iğdır'ın plakası. Iğdırception. Vallahi 77.yi de ben alsam mı diye düşünmedim değil şu an bürosunun gülleri. Yok mu ya şöyle hep beraber 10-12 hanelik bir köyümüz yok mu Iğdır'da? Köy seyirliği gibi meydanda kaydederiz bölümlerimizi. Şöyle çember oluruz. Çiçek vallahi ya. Güzel bir hayal. Özgem, daha neler Özgem? Daha neler, ne işimiz var Iğdır'da? Diyorsunuz belki. Ve haklısınız. Biraz abarttım. Ama yeşilığdır.com tam kapanacakken benim önüme şu haberi çıkardı. Bakalım buna ne diyeceksiniz? Proust anketi. Tüm Iğdırlıları bu anketi doldurmaya bekliyorum. Proust anketi. Proust anketi, yeşilığdır.com, Proust anketi, kayıp eşya bürosu. Bu yani şimdi mesela bu tesadüf mü? Bu büronun varoluş sebebi kim? Proust, Marcel Proust. Rastgele yatıştırıcı bir ilaç veya işte bir şey biliyorsunuz, onu kaydettik. Yani bu şimdi bu bir mesajdır bana. Hey gidi koca Proust hey. Sen git 13 yaşındayken bir hatıra defteri al. İçindeki soruları yanıtla, arkadaşına hediye et. Sonra anket soruları Proust anketi olarak yayılsın, bilinsin. Oyunculara, yazarlara, yönetmenlere, karakter oluşturmak için bir liste olsun. Vanity Fair alsın, Meryl Streep'ler, Ricky Gervais'ler, ülkemizde Buket Uzuner'ler, Ahmet Ümitler tarafından yanıtlansın bu sorular. Ve dönsün dolaşsın, yeşilırdır.com'da okuyucularına, yani bana, bize ulaşsın. Belki benim sorum bir şekilde döne dolaşa Iğdır'ımıza gitmiştir, olamaz mı? Olabilir. Ben bu anket sorularını hiç yanıtlamadım. Daha üşendim mi, unuttum mu bilmiyorum ama hiç yanıtlamadım gerçekten. Gelin hep beraber bu 27 soruluk anketin en azından bir kısmını. Yani ne bileyim, en beğendiğiniz soruları seçin mesela içinden. Hep beraber yanıtlayalım. Sonra da Proust'un ruhuna 3 kulhü bir elham. Yapabilen lokmasını döktürsün, helvasını kavursun. Marcel Proust'umuza da büromuza verdiği ilhamdan ötürü bir teşekkür etmiş olalım. Ne dersiniz? Ya siz şimdi üşenirsiniz, oturur da yazmazsınız o cevapları, bilmiyoruz sanki Kerem Acılar. Cımbızla laf alıyoruz ağzınızdan ya. Her seferinde aynı şey. Hadi neyse, yine canınız sağ olsun. 15-25 yaş arası güllerimden ümitliyim. Çünkü benim de paşam gibi tüm ümidim gençliktedir. Cevaplamak isteyenler için Proust anketinin linkini açıklamalara yazıyorum. Yapabilen yapsın. Okuyacağım, göreceğim. Puanlayacağım hepsini. Hem siz bir şey yazmasanız bile en azından ben bir sonraki bölüme ne yazacağımı bilerek çıkmış olacağım. Bugün bu büronun kapısından bir şey söyleyeyim mi? Vallahi bak, gözlerim doldu, çok kötü oldum. İlk defa böyle bir şey oluyor, kaç bölümdür. Ay, ben şu an haftaya ne yazacağımı bilerek gideceğim. Şimdiden hepinize iyi bayramlar diliyorum. Bir sonraki bölüme kadar da hepinizi öpüyorum. Havalar ısındı diye hemen incecik çıkmayın, hasta olmayın, tamam? Kayıp Eşya Bürosu. Özge Özel. Sevgiler. Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.